Sevgili seyirciler, yanımda Aras Pınar var. İlk kez bu sezon yarışmaya başladı. Resmi Tosvet'in yarışında ilk mikro kategori yarışına çıktı. Hafta boyu antrenmanlarını yaptı. Ufak da bir sıkıntı yaşadı antrenmanda. Şimdi kendisi bize hafta sonu değerlendirecek. Aras, nasılsın? İyiyim. Tutabilirsin mikrofonu. Neler oldu? Bize anlatır mısın? Hafta sonu antrenmanla başladın. Perşembe günü antrenmanlarda saçma bir kaza oldu. Damal bayrak sallandı, pite gireceğiz. 3 araba önümde girdi pite. 2 araba lastiklere vurdu, pitteki lastiklere vurdu. Sonra bir araba da frene basacakken spin attı, bana doğru geldi. Ben de o arabaya çarptım. Sonra diğer arabalar geldi, onlar zar zor durabildi. Peki. Ondan sonra zar zor herkes kurtuldu pitten. Peki bu sana bir motivasyon kaybı yarattı mı? Yani moralin bozuldu mu? Çok bozulmadı. Öyle mi? Biraz parmağım incindi, o kadar. O günde ben gidiyordum. Start finish düzlüğüne çıkarken antrenmanda bir çocuk arkadan ve ileride gidiyordum. O atak yaptı. Savunma yapacakken bana ufak bir dokundu. Ben lastiklere uçtum. Sonra biraz çenem yara oldu. Biraz acıdı galiba, değil mi? Acıdı. Ama motorsporlarında böyle şeyler var. Oluyor. Yine de çok güvenli. Peki, yarış gününe gelelim. Sıralamada kaç oldun? Sıralamada yine kötü bir sıralama geçirdim. En hızlı zamanım 1.07 oldu yağmurda. Sıralama yağmurdaydı. Zor bir şartları vardı, evet. 1.07 döndüm, 5. kalkacağım. Kalktım. Sonra ilk yarışa 5. sıradan kalktım. İlk yarışa 5. kalkacağım. Normal döndüm. Sonra bir yerde otlara uçtum spin atıp. Sonra parlandım. Gözetmenler yardım edemiyor diyordum. Mikroda doğru. Farklıymış. Ediyor muymuş? Evet. Ben de bilmiyordum. Bak. Sonra pite girmem gerekiyor diye pite girdim. Ondan 5. giderken sonunculuğa düştüm ama pitten çıkıp yine birini yakalayıp 6. olmayı başardım. Süpersin. Peki. Sonra devam işte ikinci yarış oldu. İkinci yarışta yine bugün oldu ikinci yarış. Çok ilk başta hiç hevesli değildim ama piste girince bayağı değişiyor. Yani... Ondan sonra yarışta 6. kalktım. Geçen yarış aldığım için. Start finish'te 5.'yi geçtim. 4. oldum. Sonra 4.'lükte giderken 1.'ye bayrak salladılar. O pite girdi. Ben de 3. oldum ve yarışı 3. bitirdim. Harikasın. Peki antrenmanlarda genelde önünde kimse olmuyor, işte daha iyi zamanlar çıkıyor falan. Ama yarış başka bir şey. Ne hissettin ilk yarışına çıkarken? Aslında şöyle söyleyeyim, antrenman ve yarış çok benziyor. Çünkü ikisinde de bir tek start yine, veriliyor. Yine pitten doğru. Yine kalabalık oluyor ama. Evet. Ama yarış kadar kalabalık olmuyor. Sen zaman. Yarışta ne hissettin peki? Antrenmandaki bir yarış daha var. Heyecanın mı daha yüksekti, yarışta mı daha yüksekti? Tabii ki de yarışta daha yüksekti. Daha iyisini yapacağız değil mi? Yapacağız. Çalışmalara devam. Devam. Bir de üçüncü yarışı anlatayım. Tamam, üçüncü yarışta şimdi oldu. Tamam. Ne oldu üçüncü yarışta? Yine bu sefer iki yarışın toplam puan durumuna göre kalktık. 4. kalktım. Çok iyi bir yerde kalkmışsın. Sonra dışarıda kalktığım için 5. beni geçti. Sonra ufak bir spin attı. Onu geçtim. Sonra gözetmen hatasıyla bana mavi bayrak sallar ama arkadakiyle aynı hızdayım. O yüzden geçtim. 5.'liğe düştüm. Ama hatadan dolayı ona 3 saniye ceza verdiler ve ben yeniden 4. bitirmeyi başardım. Torksport'u çok seviyoruz. Bizi oradan izleyin. Oy, biz de sizi seviyoruz. Harika.